Hocam merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Suat Arı, 35 yaşındayım. Ezler Mustafa Kaçmaz Ortaokul Beden Eğitim Öğretmeniyim. Yaklaşık 9 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 3 yıldır da Ezler Mustafa Kaçmaz Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. Evet hocam, bu okulda çok güzel başarılar duyuyoruz. Birçok spor dalında faaliyet gösteriyorsunuz. Şu anda bütün meslektaşlarınızın çoğu tatilde ama siz burada çalıştırıyorsunuz. Bu sizler adına çocuklarla emek veriyorsunuz, bir şeyler üretiyorsunuz. Hangi dallarda şey yapıyorsunuz, faaliyet gösteriyorsunuz? Ya, okulumuzda şu anda yapılmakta olan branşlar, kızlarda softball, beyzbol, korfbol, tenis, paten, halk oyunları, jimnastik, atletizm, futbol, tabii ana branşımız hokey. Hokey yapmaktayız. Bu branşlarda çalışmalarımızı şu an için devam ettiriyoruz. Şu anda devam, ilgi nasıl hocam? İlgi alaka, yani öğrenciler açısından ilgi alakadan hiçbir sıkıntımız yok. Çok iyi, çok iyi durumda. Zaten şu anda yazın bizim burada olmamızın nedenlerinden öğrencilerimizin ilgi ve alakası. Bu sebepten ötürü buradayız. Peki aldığınız başarılar var mı hocam bu spor dalında? Kadar çalışıyorsunuz? Çeşitli branşlar yaptık. 3 yıldır bu okuldayım. Bocce ile başladık. Dart'la başladık. Bocce'de, Dart'ta, Orientrik'te, ilde çeşitli dereceler elde ettik. Yani bölge bazında dereceler elde ettik. Daha sonra diğer branşları denediğimizde hokeyde müthiş bir ilgi alaka olduğunu fark ettik. Daha sonra hokeyde il birincisi, bölge ikinciliği ve geçen 12-15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Türkiye Şampiyonası, Osmaniye'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 5.liği elde ettik. Yani şimdiye kadarki en iyi başarımız oydu ve milli takım gelişim kampına bir tane öğrencimizi kazandırdık. Evet hocam, siz Neçeli, burası küçük bir köy okulu. Buna rağmen çok büyük faaliyetler görüyoruz. Faaliyet var burada, görüyoruz bunu. Bu ferdi olarak Denizli'de de başarılı olanlar var mı sporcularınız arasında? Tabii sporcularımız arasından yani özellikle hokeyde öne çıkan sporcularımız çok fazla. Yaklaşık bir 2 aylık çalışmayla milli takıma bir tane sporcu kazandırdık. Milli takım gelişim kampına. İnşallah bu sayı daha da fazla artarak devam edecek hokeyde. Yani görüyoruz yani belki 4-5 sene sonra, yani çok uzak değil bunlar. Hokeye verdiğimiz milli takım sporcu sayısı belki iki elimizin parmağını çok rahatlıkla geçecek. Evet, siz büyük bir çabayla bunları yapıyorsunuz. Size destek olanlar var mı hocam bu konuda? Okulda? Tabii ki bu konuda destek olanları kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Yani okul idaremiz başta, Milli Eğitim Müdürümüz, Kaymakamımız, yani sağ olsun belediye başkanımız, özellikle belediye başkanımızı vurgulamak istiyorum. Müsabakalara giderken, gelirken bütün masraflarımızı, yani oradaki ihtiyaçlarımızı karşılamaz. Bizim için en büyük problem bu. Çünkü geçen 12-15 Temmuz'da Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 5.liği aldığımız Osmaniye'deki hokey maçlarında belediye başkanımızın büyük desteği vardı. Bundan önce de oldu. Diğer turnuvalarımızda da oldu. Bu destekler olduğu sürece başarılar katlanarak devam edecek. Bize kulübünü açan Cavit Spor Kulübü adına Cavit Ceylan. Yine Ezler Halkından Okul Aile Birliği Başkanımız Turgay Ay. Yine Ezlilerden isimlerini böyle hatırladım, Alaaddin Gümüş, Mehmet Kurtçevi, çok destekleri oldu. Yani hem Ezler halkından, hem çevreden, belediye başkanından, kaymakamından, milli eğitimden, cami hocasından komple bir bütün olduk Ezler olarak. Ya bu destek böyle geldikçe bizim de başarılarımız inşallah katlanarak devam edecek. Teşekkürler hocam. Var mı başka eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Ya bize bu Ezlileri anlatma fırsatı verdiğiniz için, yani Denizli merkezden 80 km uzakta hiç çekinmeden, hiç tereddüt etmeden gelip bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederiz Ezliler adına. Teşekkürler.